باب من صلى خلف الصف وحده. Bu bab, yani هذا باب من, bu bir babdır ki, o babu dediğim gibi geçenlerde de izah ettim, bab mudaf. Men sallâ halfes safi vehdehu, o da cümlesi mudafı değil. Bir adam tek başına safın peşinde kılarsa, geldi ki imam, cemaat saf olmuşlar, geliyorlar. Safta yer yok. Birinci, ikinci, üçüncü neyse dolmuş. Safta yer yok, tek başına geride kalsa. Namazı olur mu, olmaz mı? Bu dedikodudur. Bazıları diyor ki namaz olmaz, haramdır, namazı fasit olur. Bazıları da diyor ki mekruhtur. Her ikisinden de kurtarma için öyle bir şey olursa gidersin, bakarsın kimse yok. Cemaatten birisine omuzuna vurursun. Çekmek olmaz, çekersen namazı fasit olur bu adamın. Omuzuna vurursun, işaret edersin, kendin geride durursun. Bu adam yahut da birisi sana vurursa sen iki adım gerisin geri gelirsin. Biraz durursun. Üç defa Sübhane Rabbiyel A'la diyecek kadar. Tekrar iki adım daha gidersin. Ondan sonra zaten dört adım oldu mu tamam. Safa gelmiş olursun. Olur ki birisi sana haber verirse bunu bilmiş olacaksın ki yani geriye gel beraber safta duralım. Onun namazı mekruh olmasın. Yok sen kendin geride durursan ona haber verirsen o da bilen adamısa gelir. Yok bilmeyen adamısa inat eder durur yerinde. Yok onu çekeyim dersense onu çektiğin gibi onun namazı gider. Fasıl olur. Sen ona haber vereceksen o kendi başına gelecek. Ne kadar sonra gelecek? Söyledik ya. İki adım gelecek duracak. Ne kadar sonra? Hemen o vakit başlar. Ne kadar sonrası yok. Yani vurur vurmaz mı? Tabii vurur vurmaz. O adam gerisin iki adım gerisin geri gelecek duracak. Ondan sonra iki adım daha gerisin geri. Ama yüzü kıbladan dönmemek şartıyla. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة ها وحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة. Şimdi Ebu Bekre olsun, Ali ibn Şeybe olsun. İkisi de senetleriyle kime çıktılar? Şuabe'ye. Şuabe diyor ki قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَ اَنْ عَمْرِ بْنِ مُرَّ. Amr ibn Murra'dan işitmiş Şuabe. O da bir diyor ki قَالَ سَمِعَتُ هِلَالَ بْنِ يَسَفْ هِلَالَ بْنِ يَسَفْ يُحَدِّسُ عَنْ عَمْرِ بْنِ رَاشِدْ اَنْ وَابِسَتَ. Evet, İbn-i Yasaf Amr ibn-i Raşid'den, o da Vabise'den rivayet ediyor. Vabise de diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz ra'a raculen yusalli. Bir adamı gördü ki namaz kılıyor. Fî halfis safi, safın peşinde vehde yalnız. Fe emerehu, ona emretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz ona emretti ki en yu'ide i'ade ede as-salata namazı. O tek başına kıldığından onun namazı olmadı. Resulullah Efendimiz ona emretti ki namazı iade et diye. Safa girmedin, tek başına da saf olmaz. Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Hüseymin ben Hüseyin an Hilal ibn Yasaf kâle ahaze biyedi Ziyad ibn Ebil Cade. Hilal ibn Yasaf diyor ki Ziyad ibn Ebil Cade benim elimden tuttu. فَأَقَامَنِي عَلَى وَابِسَةَ بْنِ مَعْبَدٍ. Bir rakka. Rakka'da Hazreti Vabise'nin yanına götürdü. Eshab'dan, Resulullah Efendimiz'den bu hadisi rivayet eden zat. Rakka, Suriye'de, Fırat kenarında bir şehirde. Elan Suriye'de. Oradaymışlar. Diyor, benim elimden tuttu. Hazreti Vabise'nin yanına götürdü. فَقَالَ Hazreti Vabise'ye dedi ki حَدِّسْنِ حَدَّسَنِي أَبِي حَدَّسَنِي أَبِي. Benim babam bana rivayet eyledi ki enne racülen diyen kim? Fekal Hazreti Vabise diyor. Vabise ibn-i Mabed haddesene bi enne racülen salla halfes saf vahdehu. Safın peşinde tek olarak bir adam namaz kıldı. Fe emerehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki emretti en yu'ide salâ namazı iade etsin. Bunu rivayet eyledi. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر السحيمي
عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان السحيمي عن أبيه وكان أحد الوفد. عبد الرحمن بن علي diyor ki o gelen vefdin birisinden idi. Rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz'e bir cemaat gelmiş, ondan birisi de uymuş. قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz'in peşinde ben namaz kıldım. فقضى صلاته. Namazını bitirdi. وَرَجُلٌ bir adam da, öyle adam ki فَرْدٌ tek başına يُسَلِّي قِلِيُورْدُ خَلْفَ الصَّفْ صَفْفٌ peşinde bir adam da tek olarak geliyordu. فَقَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولَ اَكْرِمْ فَمِنِزْ قِيَمْ اِتْتِي حَتَّى قَدَى صَلَاتَهُ حَتَّى نَمَّسِنِ bitirdi. ثُمَّ قَالَ Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki اِسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ İstekbil, yeniden kıl yani. صَلَاتَكَ namazını. فَلَا صَلَاتَ namaz olmadı لِفَرْدٍ tek adam için خَلْفَ الصَّفِّ صَفْفٌ peşinde tek adam için namaz olmadı. Namaz, caiz değil, namazını iade edin. فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim zahip oldu ila ennemen şuna ki bir adam sallâ kılarsa halfe saffin safın peşinde kılarsa ne oldu o halde münferiden tek olarak kılarsa فَسَلَاتُهُ onun namazı batilatun batildir. İşte cemaatin bir kısmı buna zahip oldular. وَحْتَجُّوا ihticac ettiler فِي ذَلِكْ bu meselede بِهَذِي الْاَسَرْ bu eserlerle, bu rivayet edilen hadislerle hüccet getirdiler ki Resulullah Efendimiz namaz kılan adama namazını iade et dediği. Öyleyse bu rivayetlerden anlattığımıza göre bir adam tek olarak safın peşinde namaz kılarsa namazı batildir, namazını iade edilir. Bu bir mesele. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُمْ bunlara başka alimler muhalefet ettiler. فَقَالُوا buyurdular ki مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ her kim tek başına safların gerisinde namaz kılarsa فَقَدْ اَسَاءَ o adam isaat etmiş olur, kerahat işlemiş olur. وَصَلَاتُهُ فَقَدْ onun kılmış olduğu namaz مُجُزِئَةٌ kifayet edicidir. عَنْهُ ondan yani namazı sahihtir. Namazını iade etmeye lüzum yoktur. Yalnız böyle yaptığından dolayı sünnete muhalefet hareket ettiğinden isaat etmiş olur. وَقَالُوا dediler ki لَيْسَ فِي هَذِي الْاَثَارِ bu rivayet etmiş olduğumuz bu eserlerde olmadı. مَا اُلِّ شَيْفِ يَدُلُّ delalet eder عَلَى خِلَافِ مَا قُلْنَا bizim dediğimizin hilafına delalet eder bir şey yok. Ne dedi bunlar? Namaz caizdir fakat isaat etmiştir. Ya bu hadisler buna muhalif değil mi? Diyor yok, bu hadislerde bizim dediğimize muhalif bir şey yok. Halbuki Resulullah Efendimiz tekrar iade et dedi. E şimdi onları bu muariz olunca iki hadis birbirine birisini tevil edecek. Aralarını telif edecek. Ona cevap veriyor. Diyor ki vezalik bu hadislerle Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve Resul-i Ekrem Efendimiz emretti. Ellezî şorbi şahseki sallâ kıldı. Halfes safi safın arkasında namaz kılanı emretti ki en yu'ide i'adeyde tekrar kıla es-salâta namazı. Resul-i Ekrem Efendimiz siz rivayet etmiş olduğunuz bu hadislerde Resul-i Ekrem Efendimiz emretti ki namaz kılana namazı iade et. Böyle rivayet ettiniz. Doğru diyor. Bu rivayetler var. Fakat bunun ne kaç ihtimali var? Birkaç ihtimali var. Fakat yecudu caiz ki en yekune ola emruhu sallallahu aleyhi ve sellemin emri ola bizalike bu namazı iade ettiği emri ola leennehu o adam salla kıldı halfes safı safın peşinde kıldı. Sizin dediğiniz gibi caiz ki safın peşinde tek başına kıldığından Resul-i Ekrem Efendimiz namazı iade et diye buyurdu. Bu ihtimal var. Başka bir ihtimal daha var. Ve yecudu caiz ki en yekune ola emruhu bizalik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o adama namazı iade et diye emri ola limanen ahare başka bir mana için, başka bir sebepten dolayı ola. Yani namazı fasit olduğundan dolayı değil, başka bir sebepten dolayı ona emretmiş ki namazı iade et.
kema emere, nitekim emrettiği gibi. Ellezî şol bir kimseye ki dehalel mescide, mescide girdi. Fasalla namaz kıldı. Ne emretti? Bir adam mescide girdi de namaz kıldı. Resulullah Efendimiz ona da emretti ki en yu'ide's-salâh, namazı iade eder. Sümme emerehu, o adam kalktı kıldı. Yani bu başka bir vakede bir adam mescide girdi, namaz kıldı. Resulullah Efendimiz dedi ki namazını iade et. Adam kalktı kıldı, namazını iade etti. Sümme emerehu en yu'ideha. Tekrar emretti ki tekrar kalktı, olmadı. Evet. Hatta feale zalik, hatta o zat bunu yaptı miraren birkaç kere. Namazı kıldı, Resulullah Efendimiz tekrar kıldı dedi. Tekrar namaz kıldı, tekrar kıldı dedi. Bu da nerede varid oldu? Fî hadîs-i Rufa'atı, Rufa'nın hadisinde. Ve Ebi Hureyre'te radıyallahu anhüma, bir de bu Hureyre'nin hadisinde. Peki o adam namaz kılmadı mı? Kıldı, mescitte namaz kıldı. Namazı batıl olduğu için o adama emretti, tekrar iade, tekrar iade. Başka bir mana için, yani tâdîl-i erkanıyla kılmadı o adam, onun için emretti, bir daha kıldı. Yine tâdîl-i erkanıyla kılmadı, tekrar emretti. Caiz ki bu adam da geldi, safların sonunda tek başına kıldı, tadiyle erkenle kılmadı ondan, bunun için emretmiş olan. Bu ihtimal da var. Ama caiz ki sizin dediğiniz gibi ola diyor. Tek başına saf olmaz, tek başına kıldı ondan dolayı ola. İki ihtimal. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكْ Bu olmadı diyor. لَاَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ Bu adam geldi, tek başına kıldığından dolayı namazı olmadı, bunun için mi? Yok. لَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّ Mescide girdi, namaz kıldı. وَلَاكِنَّهُ لِمَعْنَنْ اَخَرْ غَيْرِ ذَلِكَ Başka bir mana için o adama namaz iade et diye buyurdu. وَهُوَ O da nedir? Başka mana? تَرْكُهُ O adamın terk etmesiydi. اِسَابَةَ فَرَائِدِ صَلَاهُ Namazın farzlarını isabeti terk etti. Yani farzları tam yapmadı. Rükû güzel yapmadı, secdeyi güzel yapmadı, tâdil erkanı yapmadı, onun için emretti. فَيَحْتَمُلَ اِذَا اِلَيْكَ Bunun gibi mehtemildir. مَا رَوَيْتُمْ مِنْ اَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in emrettiğini rivayet ettiğiniz ya, o rivayetiniz ola. Kime emretti ki? اَرَّجُلَ الَّذ۪ي صَلَّى خَلْفَ الصَّفْ Safın peşinde kılan adama emretmesi. Ne emretmesi? En yu'ide salah, namazı iade etmesi emri ola. La li'ennehu şunun için değil ki salla halfe saf, safın arkasında kıldı, tek başına durdu, bunun için emretmiş olmaya. Ve lakin bir mana ahar, lakin başka bir mana için emretmiş ola. Öyle mana ki kâne minhu adamdan vâku oldu ki salatı namazda. Namazda o adamdan namazı ifsad edecek bir hal oldu da Resulullah Efendimiz onun için emretmiş oldu. Bu ihtimal da var. Fakat tabi iki ihtimal var. İhtimal var ama bu ikinci ihtimal uzak. Birinci ihtimal daha kuvvetli. Yani tek başına kıldığından dolayı namazın olmadı. O ihtimal kuvvetli. Ama başka bir mana var. Ama ne bileyim başka bir mana var. İhtimal var ama bu biraz zayıf. Fakat onu teyit ediyor. وَفِي حَد۪يثِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانِ مَعْنًا زَائِدٌ عَلَى الْمَعْنَى Ali ibn-i Şeyban'ın hadisinde olucudur. مَعْنًا bir mana. Öyle mana ki زَائِدٌ ziyade. عَلَى الْمَعْنَى الَّذ۪ي فِي حَد۪يثِ وَابِسَةَ Hazreti Vâbise'nin hadisinde olan mana üzerine ziyade bir mana var. O hadisi kim rivayet etti? Vâbise'ti bin-i Mâbed. Evet. Fakat Ali ibn Şeyban'ın rivayetinde başka ziyade bir mana var. Ve zalik o ziyade de ennehu kal. Ali ibn Şeyban dedi ki: "Sallayna halfe Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimizin peşinde namaz kıldık. Taqadda salatehu namazını kaza etti, bitirdi. Ve raculun fardu. Tek bir adam da yusalli halfe saf. Safın arkasında namaz kılıyor idi. فَقَامَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz geçti, onun yanında durdu. Hatta قَدَى صَلَاتَهُ O adam namazını bitirinceye kadar Resulullah Efendimiz orada durdu, o adam namazını bitirdi. سُنَّ قَالَ Sonra Peygamber Efendimiz buyurdu ki, اِسْتَقْبِلْ Namazını tekrar kıl,
fe innehu la salate li ferdin, tek bir adam için namaz olmadı, halfe safi, safın peşinde var. Öyleyse bu rivayet o ihtimallerin hangisini teyit etti? Birinciyi. Yani saf peşinde tek olarak kılınmaz. Niye? Bak burada ziyade var. La salate li ferdin. Li ferdin dedim ha. Demek ki buradaki ellet neymiş? Namazını iade etmesinin sebebi neymiş? Tek başına olmasıymış. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki fefi hadel hadis, bu hadis de olucudur ki ennehu emerahu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o adama emretti. En yu'ide s-salâ, namazı iade etmek için emretti. Ve kâle buyurdu ki, la salâte li ferdin halfe s-salâ. Halfe s-saf. Safın peşinde tek bir adam için namaz yoktur. Namaz olmaz. Fe yehtemlülü, ihtimali olur ki en yekûne emruhu iyyâhu. Peygamber Efendimiz'in o adama emri ola, bi'âdeti s-salâ, namazı iadesi ola, kâne, oldu o, lil-mâne'l-lezi şullül-mâna için ki, وَصَفْنَا بِزْ وَصْفِتْتِكْ ف۪ي مَعْنَى حَد۪يس-i Vâbise. Vâbise'nin rivayet etmiş olduğu hadisteki manayı olan. Yani safın peşinde tek olarak namaz olmaz. Onun için Hazreti Vâbise'nin rivayet ettiği de o. Niye? Bu Ali İbn-i Şeyban'ın rivayetinde bir fert kelimesi var. Bu mukayyet, o mutlak. Mutlak mukayyet üzerine hamledilir. Bu kayıt orada da gözetilir. وَأَمَّا قَوْلُهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْجٍ خَلْفَ الصَّفِ. Peygamber Efendimiz'in bu kavli şerifini aldık. Safın peşinde tek bir adamın namazı olmadı. فَيَحْتَمُلُ Bu da ihtimali olur ki يَكُونَ ذَلِكَ Bu ola كَقَوْلِهِ Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi gibi ola. لَا وُضُوَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّي. لَا وُضُوَ abdest olmadı. لِمَنْ bir kimse için ki لَمْ يُسَمِّي. Besmele çekmedi. Tesmiye etmedi. Besmele çekmeyenin abdesti yoktur. Bunun gibi ola. Ve kel hadis-i lâhir. Başka bir hadis gibi ola. La salate li cari'l mescid illa fil mescid. La salate namaz olmadı. Li cari'l mescid. Mescidin komşusu için illa fil mescid illa mescidde oldu. Bir adam mescide komşu ise mescide gitmezse onun namazı olmaz illa mescidde olur. Caiz ki bunun gibi ola. Bunda ne çıkıyor ki bunun gibi ola? Yani kemali yok demek. Yoksa hakikaten namaz caiz değil, bir manasını değil de kemali yok. Onu izah edecek. Veleyse zalik. Halbuki bunlar olmadı. Ala ennehu şu hüküm üzerine ki izâ sallâ kezâlik. Böylece namaz kılarsa, yani besmele çekmeden abdest alır da ondan namaz kılarsa yahut mescide gitmez de mescidin yanında namaz kılarsa kâne fî hükmü men lem yusallî. Namaz kılmayanın hükmündedir. Böyle olmadı. Hiç bu namaz kılmamış gibi yok. Öyle değil. Velakinnehu o adam kat sallâ salâten. Bir namaz kıldı ki tülüzîhû. O namaz ona kafi gelir. Yani gazası üzerinden sakıt oldu. Onu gaza etmek lazım gelmez. Velakinnehâ lakin o namaz leyset olmadı. Bir mütekâmiletil esbâb sebepleri tekamül etmiş bir namaz olmadı. Feraidi ve sünnet. Farzlarda, sünnetlerde şartlarını tamam etmiş bir namaz olmadı. Yani namazın kemali olmadı. Namaz aslında caiz fakat kemali de değil. Caiz ki işte bu da böyle ola. Yani bir adam safın peşinde namaz kıldı. Peygamber Efendimiz de la salate li ferdin halfe saf demesi o namazın kemali yoktur. Bu manaya gelmek ihtimali var. İşte bu hadislerde olduğu gibi. لأن من سنت الصلاة مع الإمام لأن من سنت الصلاة namazın sünnetlerindendir. Hangi namaz? مع الإمام İmam ile kılınan namazın sünnetlerindendir. İttisalü sufuf safların birbirine bitişik olması. Ve seddül furec fürcelerin açıklık yerlerin kapatılması bu da sünnetlendir. Yukarı ileride baktın ki bir boş yer var orayı kapatacaksın. Hakeza yemdagi böylece layıktır. Lil musalli namaz kılan için halfel imam imamın peşinde namaz kılan için layıktır ki en yef'ale bunu işleyin. Sünnettir.
baktın ki ileride boş yer var, orayı kapatacaksın. Onu kapatmaz da geride durursan, o boşlukta orada kalırsa namazın caizdir, fakat sünneti terk etmiş olursan namazın kemali olmaz. İşte caiz ki Peygamber Efendimiz'in la salate li ferdin halfa safi dediği gibi bu kabilden olan. Evet. Fein kassara an zalik. Bunda tefsir ederse, yani saflar birbirine bitişik olmazsa, şimdiki harem-i şeriflerde namaz kılıyorlar ya, orada saf, orada saf, orada saf, aralarda birbirine bitişik değil, aralarda türceler var. İşte böyle yaparsa fekad esâ'e, o isaat etmiş olur, sünneti terk etmiş olur, kerahat işlemiş olur. Ve salatuhu fakat ve adamın namazı tücüzi'uhu, ona kafi gelir. Yani zimmetinden sakit olur. Böyle geride saflar muttasil değil, arada türce var filan bir adama sen bu namazı iade et, zimmetinden sakit olmadı diyebilir misin? Yok, zimmetten sakit oldu. Yalnız sünneti terk etmiş olduğunda isaat etmiş oldu. وَلَاكِنَّهَا لَيْسَتْ بِالصَّلَاةِ الْمُتَكَامِلَ Lakin mütekamil bir namaz olmadı. Ne de mütekamil? فِي فَرَائِدِهَا وَسُنَنِهَا Farzlarında, sünnetlerinde mütekamil bir namaz olmadı. فَقِيلَ Onun için denildi. لِذَلِكْ buna لَا صَلَاةَ لَهُ Mütekamil olmadığından ona ne denildi? Onun namazı olmadı. Yani kökünden mi olmadı? Yoksa kemali mi olmadı? Yok, kökü caiz, asıl caiz de yani kemal olmadı. Ey la salate lehu, ona namaz olmadı. Ne oldu halde? Mütekamileten. Mütekamil olarak onun namazı olmadı. Bu haber değil mi? He? Haber değil mi? Yani. Neden? Ey la salate lehu, mütekamileten. Salatın sıfatı. Kemâ kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu. Leysel miskin, leysel miskin, miskin olmadı. Billezi şurdur kimse ki terudduhu, o adamı çevirir. Ettemretü ve temreta. Bir hurma yahut iki hurma. Bir fakir geldi. Sen ona bir hurma verdin, çıktı gitti. Yahut iki hurma verdin, çıktı gitti. Bu miskin değildir. Miskin fakir bu değildir. Velakinnel miskinellezi. Lakin miskin. Ellezi velakinnel miskine miskin. Ellezi şurdur kimsedir ki. Lakinnenin haberi. Miskine ismi ellezde haberi. La ya'rifu bilmez. La ya'rifu bilinmez. Miskin kimdir? Ellezi şöyle bir kimsedir ki la ya'rifu bilinmez ki fe yutesaddaqa aleyhi, ona tesadduk edilsin. Fakir olduğunu bilmiyoruz ki ona sadaka verelim. Ve la yes'elun nas, nasa da istemiyor. İşte esas miskin bu. Adam, hayali adam, kimseden dilenemiyor. Kimse de onun fakir olduğunu bilmiyor. İşte miskin bu. Ama bir adam dilendi, gelmiş, bir hurma verir, alır gider, ötekinden de bir hurma, ötekinden de alır, o miskin değil. Niye? O istemeye alışmış, o istemek onu miskin yapmaz. Esas miskin, adam fakir, dilenemiyor, kimse de onu bilmiyor. لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَاهَا Öyle değil mi ayetlerim? اِلْحَاهَا اِلْحَاهَا Şimdi burada, hakikaten öteki adam da miskin değil mi? O da miskin. Bu dilenen adam miskin değil mi? O da miskin. Yani ikisi de miskin ama fakat o ikincisi istemeyen adam hakikaten miskin. Öteki de miskin ama onun derecesinde değil. فَكَانَ مَعْنَا قَوْلِهِ لِسْ لَيْسَ مِسْكُونَ بِالَّذ۪ي تَرُدُّهُ التَّمْرَتَانَ Öyleyse bu hadisi şerifin manası oldu. فَكَانَ مَعْنَا قَوْلِهِ لِسَ مِسْكُونَ بِالَّذ۪ي El-miskünü billezi terudduhu tembeten innemâ mânâhu bunun mânâsı leyse huve bil-miskînil mütekâmil fil-meskeneti meskenette mütekâmil bir miskin değildir. O bir hurma iki hurma alıp da döner. O da miskindir ama fakat meskenette mütekâmil değildir. İz huve yeser. Çünkü o istiyor. Fe yu'ta veriliyor. Mâ yukavvituhu ona tekvit eden, ona kut olacak bir şey de yahut da yakutu ona kut olacak bir şey de veriliyor. Ve yuvari avretehu, avretini de setrediyor, istiyor çünkü. O da miskin, fakat mütekamil miskin değil. Velakinnel miskinellezi, şöyle bir miskin ki, la yes'elun nase, nase istemiyor, nasdan dilenmiyor.
وَلَا يَعْرِفُونَهُ نَسْتَوْنِ bilmiyor ki فَيَتَسَدَّقُونَ ona tesadduk etsinler. İşte tahkikimiz kim bu? فَنُفْيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ bu hadiste nefy edildi. مَنْ كَانَ مِسْك۪ينًا غَيْرَ مُتَكَامِلٍ أَسْبَابَ الْمَسْكَنَ اَنْ يَكُونَ مِسْك۪ينًا bu hadisi şerifte diyor. Men bir kimse ki kâne miskinin miskin oldu. Öyle miskin ki gayre mütekamilin tekemmül edici, toplayıcı olmadı esbabın meskene. Meskenetin esbaplar, sebeplerin hepsini kendisinde kamil olarak bulundurmayan bir miskin olmadı en yakını miskine. Miskin olan. Halbuki o da miskin ama fakat meskenetin bütün sebepleri nedir? Nasıl bilmesi onda yok. Kendisi de istemiyor. İşte meskenetin bütün şeylerini, sebeplerini bu adam topladı. Bunun gayrisi miskin olmadı demek, miskinlikten çıkarmıyor onu. Evet. Yani bir adam dileniyor, nasıl da yahuduğunu, fakir olduğunu biliyor. Sebeplerin ikisi de bunda var. İstemek, bir de nasıl bilmesi. Halbuki bunların ikisi neydi? Hakiki meskenetin tekamül vasıflarıydı. Öteki dilenen adamda bunlar olmadığından dolayı ona miskin denilmeyecek mi? Ona da miskin denilir. Fakat hadiste ona miskin değildir diyoruz. İşte bu hadiste de böyle. Yani bir adam safın peşinde namaz kılarsa onun namazı yoktur. Ne demek? Yani mütekamil namazı yoktur. Bunu ona misal getirdi. فَيَحْتَمُلْ يَحْتِمَلْ اُلُوْكَ اَنْ يَكُونَ اِذَا yine böylece ola. اِنَّمَا نَفَى بِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَوْلِ شَرِيفِ اِلَى nefiyeti la salate limen salla halka safi vehte safın peşinde tek olarak namaz kılarsa bunun namazı yoktur. Men salla halka safi her kim safın peşinde namaz kılarsa en yekune musalliyen namaz kılmış ola lennehu gayru mütekamilin o tek mütekamil değildir esbab-ı salat namazın sebeplerini. Vahva kat salla halbuki o adam da kıldı salaten din namazı kıldı ki tübzi ona kifayet eder. Yani namaz yerini bulmuş olur fakat tekamül sebepleri yok. Feyin kâle kâilun bir adam itiraz etse ki fehel tecidûne siz buluyor musunuz? Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den fî hâzâ bu meselede şeyen bir şey ki yedüllü delalet eder alâ mâkûtum dediğinize. Siz böyle tevil ettiniz ki yani safın peşinde kılan bir adamın namazı kifayet eder fakat mütekamil bir namaz değildir. Bunu söylüyorsunuz, böyle tevil ediyorsunuz ama Resulullah Efendimiz'den bir rivayet biliyor musunuz? Kula getirebilir misiniz? Evet, bir rivayete dayanacak. قِيلَ لَهُ نَعَمْ ona on bir terse denilir ki evet. Buluruz. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَمَرَ الضَّرِيرُ قال أخبرنا حماد بن سلمة أن زياد الأعلم أخبره عن الحسن عن أبي بكر قال سيده أبو بكر يقول كي بن جلدن ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكعون في أنبرة فنزل نمص كل يوردي وقد خفزني النفس خفزني أي اشتد بي يعني نفس ضرلدي hafezeniyen nefs, en nefesü. Nefes daraldı. Evet. O adam bir de koşarak gelmiş, bir de sürekli gelmiş. Gelmiş ki Resulullah Efendimiz namaz veriyor. Nefesim de daraldı. Ferakâ'atü ben namaza başladım. Dûne safı, safın gerisinde. Safa girmedim. Sümme meşeytü ile safı. Sonra yürüyerek safa girdim. Felemmâ kadâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem as-salâh. Vaktaki Resul-i Ekrem Efendimiz namazı bitirdi. Kale buyurdu ki ey yüküm hanginizdir? Ellezi şul bir kimse ki raka'a namaza başladı. Dûne saf. Safın gerisinde namaza başladı. Kale Ebu Bekreten. Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah ben. Kale buyurdu ki zâdekallâhu hirsen ve lâ te'ud. Zâdekallâh Allah seni ziyade eylesin hirsen ibadete hirs, yani ibadete hiris olmanın ziyade eylesin. Çünkü rekat başlama için hemen geriden tekbir aldı ki rekat başmaya. Resulullah Efendimiz rükudaydı.
Aman tekbir aldı, rükûa vardı ki rekete ulaşmış ola. Bu ibadete haris olmasını, olmasından dolayı neşet etti. Allah senin bu hirsini ziyade eylesin. Lakin وَلَا تَعُدْ عَوْدَتْ etme, yani tekrar bunu yapma. Gel, safa gir, ondan sonra tekbir al. Resulullah Efendimiz evet, edibane irşad ediyor. Öyleyse demek ki eğer namaz olmamış olsaydı, bu namazın olmadı, yeniden kıl derdi. Yalnız hem de diyor ki bir daha bunu yapma. Haddesen bir yani kendi bu kavilleri teyit etmek için. İkinci, haddesen el-Hüseyin ibn el-Hakem el-Cizigi. Kale haddesen Afvan ibn el-Müslim. Kale haddesen Hammad ibn Selam'a fezekere bi isnadihi mislehu. Yine bu hadisi şerifi başka bir rivayetle rivayet eyledi. حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن زياد العالم قال أخبرنا الحسن أن أبا بكر ركع دون الصف أبا بكر صف دون ركوع إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رسول أكرم فالنزبي يقرر زادك الله حرسا ولا تعود الله سن العبادة حرسني arzunu ziyade eylesin, fakat bir daha böyle yapma. Yani safa mı gelme diyor, yoksa arkadan mı tekbir alma diyor, yapma diyor? Arkadan tekbir aldı, sonradan geldi safa kavuştu. Bir daha yani geride tekbir alma. Hemen gel safa gir, ondan sonra gel. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, فَتِهَادَ الْحَدِيثِ Bu hadis şerif doğrucudur ki, اَنَّهُ Ebu Bekre رَكَعَ دُونَ الصَّفِ Safın gerisinde rükû etti. فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ona emretmedi. بِاِعَادَةِ الصَّلَاةِ namazı iade etmekle emredilemedi. Fakat burada bir cümleyi yetirazi olarak bir şey daha vardı hatır olur. Ebu Bekir'e başladı. Rükûa başladı ama sonradan diyor ki ben yürüyerek safa geldim. Namazın başlangıcında gerisinde başladı ama fakat sonradan yürüyerek safa geldi girdi. Onun için bunun namazı tamam oldu diye bir itiraz daha varid olur. Ama Berik öyle değil. Geride namaza başladı ve tek olarak bitirdi. İkisinin arasında fark var. Tek olarak bitirmek başka, bir de geride başladı, sonradan geldi, safı iltihak etti. Belki ikisinin arasını fark ettirir. Ona cevap yazmıyor, burada bir şey yazmıyor. فَلَوْ كَانَ اَجَرْ اُلْسَيْدِ مَنْ سَلَّ خَلْفَ الصَّفِ صَفٍ peşinde kılan adam olsaydı لَا تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ onun namazı ona kifayet etmez olsaydı لَكَانِ olurdu مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاتِ خَلْفَ الصَّفِ صَفٍ peşinde namaza dahil olan olurdu لَا يَكُنُ دَخِلًا فِيَا namaza dahil olmaz olurdu. Buradan tutturuyor. Madem geride kılanın namazı fasit oluyor, öyleyse namazın gerisindeyken namaza girdi mi, istersen sonradan gelsin, safa kavuşsun. O namaza girmemişti ki. Namazın gerisinde namaz batıl olursa, Allah'a verdiği namaza girdi, girmemiş sayıldı. Ta safa gelecek de, girecek de namaza girmiş sayılır. Bu itibariyle o benim sual mukaddereye cevap oluyordu. Evet. اَكَانَ مَنْ دَخَلَ فِي السَّلَاتِ خَفَّصَاتِ لَا يَكُونُ دَاخِلًا ف۪يهَا Namazın gerisinde Allah-u Ekber deyip namaz kılan namaza girmemiş olur diyor. Ela tera, sen görmez misin? Enne men salla bir adam kılsa ala mekanin gaziri, necaset olan bir mehalde. En salatehu fasit edin. Onun namazı fasittir. Niye? Mekanda tehareti. Ve men iftetehas salate bir adam namaza başlasa ala mekanin gaziri, necis olan bir mekanda başlasa ثُمَّ صَارَ اِلَى مَكَانٍ نَصِيبٍ ondan sonra temiz bir mekana geçse اَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَتُ o namazı fasittir, kıyas yaptı. Bir adam necaset olan bir mahalde namaz kılsa namazı caiz olmaz. Bir de var ki namaz necaset olan bir yerde namaza başladı. Fakat sonradan oradan yürüdü, temiz olan bir mahalle gitti. Onun namazı o da fasittir. Niye fasit? Allahu Ekber dediği vakitte necaset üzerindeydi. Allahu Ekber onun münakid olmadı ki, tekbiri münakid olup da namaza girmiş olmadı ki. O itibariyle o da fasittir. Fekâne oldu. Kullu men iftetehassalâh. Her bir kimse ki namaza başlar. Fî mevkimin. Bir yerde ki la yecûzu lehu. Ona caiz olmaz. Fî o mekanda.
en yetiye getire bir salati namazı fihi o mekanda bir kemala kemaliyle. Böyle bir yerde namaza başlıyor ki namazı kemaliyle orada yapamaz. Nem yekun dahilen fis salâ. O adam namaza dahil olmuş olmaz. فَلَمَّا كَانَ دُخُولَ اَذ۪ي بَكْرَةَ فِي الصَّلَةِ وَقْدَكَ اَبُوْ بَكْرَ رَضِيَ اللّٰهُ وَعَنْهُمْ دُخُولُ oldu. Namaza dukulü. دُونَ السَّفِّ Safın dununda. دُخُولًا صَحِيحًا Dukulü sahih oldu. Dukulü sahih ile sahih oldu. Çünkü Resulullah Efendimiz ona namazını iade et demedi. Öyleyse كَانَتْ صَلَاتُ الْمُسَلِّي Müsallinin namazı oldu. كُلُّهَا هَبِسِ دُونَ السَّفِّ Safın gerisinde namaz kılan bir adamın namazının hepsi oldu. صَلَاتًا صَحِيحَةً Sahih bir namaz oldu. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمَا مَعْنَا قَوْلِهِ وَلَا تَعُدْ Burada sual soruyor ki peki hadisi şerifte Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh geldi millet namazda hemen geriden Allahu Ekber dedi tekbir aldı rükû'a vardı ve yavaş yavaş ileri geldi safhada girdi. Resulullah Efendimiz ne dedi? İbadete olan hırsını Allah ziyade eylesin. Fakat bir daha böyle yapma. Yani safın arasına tam gel, gir, ondan sonra namaza başla. Peki, bundan istidlal etti ki, Ebu Bekir'in namaza safa varmadan girdiği caiz olmasaydı, Resulullah Efendimiz bu namazın olmadığı yeniden kıl derdi. Demek ki geride namaza başlarsa caiz oluyor. Ondan onu çıkardı. Peki diyor, ya tekrar bunu yapma buyurdu. Buna ne diyeceksin? فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam yatıraz etse dese ki فَمَا مَعْنَا قَوْلِهِ وَلَا تَعُدْ sen avdet etme, bunu bir daha yapma. Buna ne dersin demek? Bundan da istidlal edecek ki Hazreti Ebu Bekre'ye mahsus olarak yani namazını iade et demedi ama fakat bir daha yapma dediğinden bu caiz olmaz. O manayı çıkaracak. قِيلَ لَهُ ona denilir ki ذَلِكَ bu وَلَا تَعُدْ buyurması عندنا bizim indimizde يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ bu iki manaya ihtimali olur. يَحْتَمِلُ bir ihtimal olur ki وَلَا تَعُدْ sen avdet etme, yapma tekrar اَنْ تَرْكَ عَدْوُنَ السَّفْ safa erişmeden, safın içine girmeden namaza başlama. Hatta تَقُومَ فِي السَّفْ Hakkun demiş ama değil mi? Hatta tekûme fissaf. Hatta safta kaim olasın. Namaza başlama, hatta gelesin, safın içine giresin, ondan sonra yapasın. Mananın birisi bu. Kemâ kad rava anhu Ebu Hureyre. Nitekim Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teâlâ böyle rivayet edildi. Hazreti Ebu Hureyre nasıl rivayet eylemiş? Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene ibn Kaddimi, kâle haddesene Ömer ibn Ali, kâle haddesene ibn Aclan, en ila'arac, an Ebi Hureyre radıyallahu anh, kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Hureyre buyurdu ki, Peygamber Efendimiz buyurdular. İzâ etâ ahadüküm, sizden biriniz geldiği vakitte, as-salâta namaza, felâ yerkâ' namaza başlamasın dûne safi safın gerisinde hatta ya'huze mekânehu hatta mekânını alsın mine safi saftan saftan yerini bulmamış namaza başlamasın safa gelsin yanındaki adamının beraber safa girsin ondan sonra namaza başlasın. İşte öyleyse Hazreti Ebu Bekir'in hadisindeki ve la te'ud manası bu manaya gelir. Bir ihtimalin birisi bu. Herhangi bir adam olursa olsun geldi mi tamamıyla safa girsin ondan sonra namaza başlasın. Bir bu ihtimal var. Bir de ve yehtemilu mühtemil olur kavluhu ve la te'ud sallallahu aleyhi ve sellemin la te'ud kavlu şerifi mühtemil olur. İyi ve la te'ud en tes'a koşmayı bir daha yapma. İle salati namaza sayın bir koşmakla koşma ki yehfizüke seni sıkıştırır. Fihi o koşmakta en nefesü nefes. Bir daha bunu yapma. Çünkü o koşarak geldi. Nefesi daraldı. Nefesi daraldığı gibi hemen Allahu Ekber dedi. Namaza başladı.
Çünkü safa kadar varamadı. Nefesi daraldığından dolayı artık nefes orada tükendi, hemen orada namaza başladı. Ondan sonra yavaş yavaş safa geldi girdi. Yani bir daha böyle koşup da kendisini yorma. Bu manaya gelir. كَمَا قَدْ جَاءَ عَنْهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisin gayrisinde bu da geldi. Koşar olduğunu salla. Böyle koşarak gelmeyiniz. وَاَتُوهَا Siz namaza geliniz. وَاَنْتُمْ تَمْشُونَ Halbuki siz yavaş yavaş yürüyorsunuz. Yürüyerek gelin. Gelin. Koşarak değil. وَاَلَيْكُمْ مُلَازَمَةِ dediniz. اَسْتَكِينَةَ سَكِينَةَ Aleyküm sizin üzerinize vaciptir. Ney es-sekine? Sekine vaciptir. Fakat burada bir ilzemu tekbir ederler. Yani ilzemu es-sekine. Evet. Aleyküm ilzemu manasını. Siz mülazemet ediniz neye? Es-sekine, sekineye. Yani yavaş yavaş. Vakar ile geliniz. Fema ul bir rek'at ki edrektüm idrak ettiniz. Fesallu kılınız. Ve ma ul bir şey ki fâsekum sizi fevt ettiği kavuşamadınız, seyretin, bu ile tamamlayınız. İlla ben bu rekete kavuşayım, fevt etmeyin olmasın diye koşma. Geldin, kavuştuğun kadar kavuştun. Kavuşmadığında da kalkar, kaza edersin. Şimdi, Hz. Ebu Bekir Resulullah Efendimiz, Allah senin ibadete hirsini ziyade eylesin, fakat biz daha bunu yapmaz. Fela te'ud, evdet etme. Bunun iki ihtimali oldu. Bu iki rivayetlerin, İki ihtimalin ikisi hakkında da rivayet var. Birisi yani safa gelip girmeden namaza başlama. Gel safa tam hizaya gel ondan sonra namaza başla. Bunun hakkında Hazreti Ebu Hüreyre'den bir hadis rivayet edildi. İkinci ihtimal da namaza gelirken koşmak. Koşup da nefesin dağlanmasın. Kendisine yorgunluk verme. Yavaş yavaş geliniz. Uğraştığınız kadar namaza uğraştığınız, kılarsınız, ötekinde kaza edersiniz. Onun hakkında da yine bir hadis rivayet eyledi. Öyleyse فَلَا تَعُدْ iki ihtimala mühtemel oldu. Ya o ya bu. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُزَيْمَ وَفَهْتُمْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحِ قَالَ حَدَّسَنِي يَبْلَيْسُ قَالَ حَدَّسَنِي اِبْنُ الْهَادْ عَنْ اِبْنِ الشَّهَابِ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُمُ Evet, Muhammed ibn-i Kuzeyme ile Fahat'ta bu hadisi şerifi rivayet eylediler. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقْدُوا Yukarıki hadis-i şerifte اَتِمُّ gelmişti. وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّ Burada وَمَا فَاتَكُمْ فَقْدُوا فَقْدُوا kelimesi var. Manası bir. حَدَّسَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ ibn-i عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِ فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. يعني أين بو يقردك عدد الشريف بلنرد رواية إلى ذلك. حدثنا إسماعيل بن يحيى قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذيب عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. أبد. هنا إسماعيل بن يحيى ذهب حديث شريف عن أبي هريرة رواية له. فتن حديث حجرة أبي هريرة جليل. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد فذكر بإسناده مثله. Şimdi bu rivayetlerin hepsi hangisini teyit ediyor? Yani Hazreti Ebu Bekir'in koşarak gelmesini. Koşarak bir daha gelme. Yavaş yavaş gel. Ulaştığını kılarsın, ulaşmadığını da kaza edersin. Bu ihtimali bu rivayetler tekniye ediyor. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا الكعنبي قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سوّب بالصلاة نمازة تسويب بولندي يعني إقامة كثير الدم
Antep'te vardır. Bizim Erzurum'da yok da Antep'te vardır. Kamet getirmezsen evvel müezzin çıkar camının diş avlusunu. Salah der, bağırır. İşte bu tesir. Salah der ki dışarıdaki sünnet minnet kılan adamlar duysunlar. Yahut da abdest mabdest alan adamlar ecel etsinler. Ondan sonra içeri girer, kamet getirilir. İşte bu bazı yerlerde bu tesvibi, bu manayı almışlar. Namo kametten evvel bir sala diye bağırırlar. Bazı yerlerde de hayır diyor ki burada tesvip kamet manasında. Hangisi olursa olsun yani namaza başlan demeyi فَلَا تَأْتُوهَا siz namaza gelmeyiniz ne olduğunuz halde ve entüm تَسْعَوْنُ siz koşar olduğunuz halde namaza gelmeyiniz. وَاَتُوهَا siz namaza geliniz ve عَلِيْكُمْ halbuki sizin üzeriniz orucudur. اَسْسَك۪ينَتُ وَالْوَقَّرِ sükunet, taraş yok. Sükunet üzerine, taraşsız ve vakar üzerine namaza geliniz. فَمَا اَدْرَكْتُمْ وَالْرَكَتِكْ ki siz uğraştınız. فَسَلُّوا siz onu kılınız. وَمَا وَالْبِرَّكَّتِكْ فَاتِكُمْ sizi fevt etti. فَاتُمُّوا onu da tamamlayınız. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه حضرت أبو هريرة يشتد له يقول بيرور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلف المزدود ثم ذكر مثله بحديث شريف مسلم ذكر إلدي وزاد زيادة إلدي فإن أحدكم في صلاة sizin biriniz namazdadır. Herhangi biriniz olursa olsun namazdadır. Ne müddetçe? مَا كَانَ يَعْمِدُ قَسْتِدِّي müddetçe. مَا مَسْتَرِيَّ tevkidiye derler. مَا كَانَ يَعْمِدُ قَسْتِدِّي müddetçe اِلَى الصَّلَاتِ namazı. Bir adam namazı kast ediyor. Abdest aldı, hazırlandı. Namazı bekliyor. İşte o beklediği müddetçe o adam namazdadır. Şu anda bir adam namaza çıktı geliyor. İkamet de getirmişler, namazı kılıyorlar. O adamın o yolda gelmesi namazda sayılıyor. Yani o sevabı alır. Manası. Fakat bazı işte bakarsın bir kası evam takımı. İkamet getirildi, bakarsan koşar. Oradan sekirdir, oradan sekirdir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunda nehyetmiş. Koşmayın. Sekinet üzere gelin. Binaenaleyh Hazreti Ebu Bekir'e tekrar bunu yapma dedi ki bu ihtimale mebnidir. Bu ikinci ihtimale. Haddesen Ali ibn-i Mâbed kâle haddesen Abdülvehâb kâle akberenâ Hümeydü Tavîl en Enes'in radıyallahu anhu anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yukarıki hadis-i şerifler Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den gelmişti. Bu da Hazreti Enes'ten geliyor. Ennehu kâle Hazreti Enes buyurdular ki zâ câ ahadukum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki sizden biriniz geldiği vakitte yani ile salat namaza feliyemşi yürüsün ala heyetihi heyeti üzerine yani tebii yürüyüşü nasıl ise öyle yürüsün feliyusalli kılsın ma ol bir kısmı ki edrek idrak etti namazdan idrak etti ki kısmı kılsın ve liyakdı kaza etsin ma ol bir kısmı ki sübika bih kendisine sevkat edildi, yani geçti, ulaşamadı, minha namazı. Ulaştığını kılsın, ulaşmadığını da kaza etsin. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi diyor ki, وَالنَّزَرُ عِنْدَنَا bizim indimizde kıyas, يَدُلُّ delalet eder ki, عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى her kim kılarsa, خَلْفَ الصَّفِّ صَفٌ peşinde namaz, tek başına namaz kılarsa, فَصَلَاتُهُ جَائِزَتُمْ onun namazı caizdir. İmam-ı Tahavi bu hadisi şeriflerden bunu çıkardı. Evet, mesele ihtilaflı ya. Şimdi birinci rivayete göre namazı iade edecek. O mezhebe sahip olanlar tek başına kılanın namazı olmadı, onu iade edecek. İmam-ı Tahavi diyor ki, hayır bizim indimizde bu rivayetler muhtelif iki tarafı var. Fakat kıyasada bakarsak da namaz caizdir. وَذَٰلِكَ bu nazar yaz şöyledir ki اَنَّهُمْ عُلَمَا لَا يَخْتَلِفُونَ ihtilaf etmediler. فِي رَجُلٌ bir adam hakkında ki كَانَ يُسَلِّ وَرَاءَ الْاِمَامِ imamın peşinde kılıyor. فِي صَفْنِ صَفْتَ bir adam safa girmiş, imamın peşinde namaz kılıyor. فَخَلَا hali oldu, boş oldu. مَوْدِعُ رَجُلٍ bir adamlık mevzi.
ileride, boş oldu, emamehu önünde. Sakat oldu, baktı ki önünde bir adam, yeri boş. Ennehu yenbeğileh, o adama layıktır ki, en yemşiye ileyhi, o boşluk yere yürüye. Hatta yekûme fîhî, hatta gide, o boşluğu doldurur. Bunda ittifak ettiler. Ve kezâlike ruviye an Abdillah ibn Ömer radıyallahu anhüme. Abdullah ibn Ömer'den de böyle rivayet edildi ki o gitti önündeki boşluğu doldurdu. Bu Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhüme'nin boşluğu doldurması rivayeti de şu. Haddesene ibn-i Merzûk. Kâle haddesene Ebu'l-Velîd. Kâle haddesene Şöbe. Kâle haddesene Amr ibn-i Murre. Ekbereni enbe'eni. Amr ibn-i Murre diyor ki bana haber verdi. قال سمعت خيثمة بن عبد الرحمن يقول حضرت خيثمة dedi ki صليت الى جنب ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر'ın yanından ben namaz kıldım. فرأى في الصف خللا. Önde bir boşluk yer gördü Abdullah bin Ömer. فجعل يامذني ان اتقدم. Beni dürttü ki git orayı kapat. Namazdalar ya, namazda gamz etti. Ya gamz etmek işareti yani. Yani şimdikiler gibi tutup çekmek değil de hafifçe işaret etti ki yani ön boş get orayı doldu. Evet. فَقَمَزَنِي فَجَعَلَ يَغْمِزُنِي beni işaret eder oldu, gamz eder oldu ki اَنْ اَفَكَدَّمَيْلِي oraya tekadüm edeyim. وَجَعَلْتُ اِنَّمَا يَمْنَعُنِي وَجُعِلْتُ ben kılındım اِنَّمَا يَمْنَعُنِي اَنْ اَفَكَدَّمْ tekadüm etmekten beni men eder oldu. Böyle kılındım ki yani bir türlü ileri gidemiyorum. Ne için beni men eder oldu? Ne? اَذِّيْهُ بِمَكَانِ yerim dar olduğunda o dar yerden çıkıp da orayı gidip kapatacak bir şekilde olamadım. Bu bana mani oldu. Demek ki saf öyle durmuş ki yürüyecek yeri yok. Ya bir ikişer adım ikişer adım gidip duracak ya bu şekilde. Yerin darlığı bana mani oldu. Ben böyle kılındım. İza celese oturduğu vakitte en eb'ade minhu ondan uzak olayım. Yerim dar eğer ben oturursamsa ondan uzak olmuş olurum. Felemma en ra'a zalik. Hazreti Ömer bunu gördü ki ben ileri gidemiyorum. Yerim dar. Evet. Tekaddeme huve. Kendisi tekaddüm etti. Kendisi gitti o boşluğu doldurdu. Vellezi yetekaddem. Bir kimse ki tekaddüm eder. Nissafın ila saf. Bir saftan bir safa gider. Alama zekerna ul bir ba'de üzerine ki biz zikrettik. Ki huve hu fîmâ beyne safin. İki saf arasında. Fî gayri safin bir safta değil. İki saf arasında böyle bir boşluk olursa birisinden birisine gider. Bunu zikrettik. Felem yedurrehu zâlik. Bu zarar vermedi. İki safın arasında yürümek zarar vermedi. Velem yuhrifü mines salâti. Namazdan da çıkarmadı onu. فَلَوْ كَانَتِ الصَّلَاتُ eğer namaz olsaydı لَا تَكُونُ caiz olmaz اِلَّا بِقِيَامِ فِي صَحْبٍ illa bir safta kıyam etmekle olur. Safta durursa namazı caiz olur. Saftan çıkarsa namazı caiz olmaz. Böyle olmuş olsaydı لَفَسَتَتْ fasit olurdu. عَلَى هَذَا işte bunun üzerine o safta yürüyen bir saftan bir safa giden üzerine salatu namazı fasit olurdu. Ne için? لِمَا سَارَ فِي غَيْرِ صَفٍ çünkü bir safta olmadı. Birinci durmuş olduğu saftan ayrıldı. İkinci safta da vasıl olmadı. O arada kaldı ya mesela iki adım yürüdü, o arada durdu. İki safın arasında kaldı. Birincisinden çıktı, ikincisine vasıl olmadı. Bunun namazı fasit olması lazım gelirdi. وَاِنْ كَانَ ذَٰلِكَ قَلَّمْ قَلِيلٍ isterse bu az olsun. وَلَمْ يُخْرِجُ وَلَمْ فَلَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ لَا تَجُوزُ اِلَّا بِقِيَامٍ فِي صَفٍ لَفَسَدَتْ عَلَى هَذَا الصَّلَاةُ لِمَا صَارَتْ غَيْرِ صَفٍ çünkü safı da olmadı, safı verisinde oldu. وَاِنْ كَانَ ذَٰلِكَ قَلَّمْ قَلِيلٍ yani iki safın arasında safsız durmuş olduğu az olsa bile, az olsa bile safsız bir yerde durdu ya, bunun namazı fasit olurdu, halbuki olmadı. Hazreti Abdullah ibn Ömer böyle yaptı. كَمَا أَنَّمَنْ ne gibi bu? كَمَا أَنَّمَنْ şul bir kimse gibi ki vakata durdu. Alâ mekânin necisin, necaseti bir yerde. وَهُوَ يُسَلِّ o da namaz geliyor. Ne kadar durdu, ne oldu? Ekeller gelir, az bir miktar. Namaz kılarken bir necasetin üzerinde dursa, az bile dursa اَفْسَدَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ
salatehu, o necasetin üzerinde durması onun namazını fasit eder, ifsad eder. Evet. Öyleyse iki safın arasında da azıcık durmak, safsız durmak namazı bozarsa onun da bozması lazımdır. Halbuki buna icma ettiler ki bu bozmaz. Bir safdan bir safa geçmek bozmaz. Bunu da ihtilaf etmediler. فَلَمَّا اَجْمَعُوا وَقْتَكِ اِجْمَعَ اَتْتِلَرْ كِ اَنَّهُمْ فُلَمَا يَأْمِرُونَ emrederler hazer recule. Evet, bu adama bir tekaddümi yürümekle, tekaddüm etmekle اِلَى مَا خَلَى اَمَامَهُ مِنَ الصَّفْ önündeki saftan boşluk olan yere emrederler ki git orayı doldur. وَلَا يَفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَلَا يُفْسِدُ bu yürümekle ifsad etmez aleyhi adam üzerine salata ve namazını. Evet. Ha, fail yapmış burada. وَلَا يَفْسُدُ وَلَا يُفْسِدُ fesad etmez aleyhi adam üzerine salata ve namazını كَوْنُهُ o adamın olması فِي مَا بَيْنَ الصَّفْدَيْنِ iki safın arasında فِي غَيْرِ safsın safsız olarak yerinden ayrıldı. Ortada kaldı. İsterse az bir müddet olsun. Hadi ikinci safa da vasıl olmadı. Böyle olması onun üzerine namazı fesat etmez. Delle zalik. Bu delalet etti ki alâ enne men sallâ şunun üzerine ki bir adam namaz olsa dûne safi safsız tek olarak enne salâtehu bunun namazıyla mücizi etün kifayet edicidir enhu o adamdan. İşte bizim kıyasımız da bu. وَقَدْ رُوْيَ عَنْ جَمَاةٍ مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ bununla beraber diyor. Ashab-ı kiramdan bir cemaatten rivayet olundu. اَنَّهُمْ رَكَعُوا دُونَ الصَّفِّ onlar namaz kıldılar, safa girmeden. Tek başına namaz kıldılar. ثُمَّ مَشَوْ اِلَى الصَّفِّ ondan sonra namaza başladılar, yürüyerek safdan halk ettiler. وَعَتَدُّوا saydılar. بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَرَكَةِ اَلَّتِي öyle rekat ki رَكَعُوهَا وَنِكِلْدِلَرْ دُونَ الصَّفْ safa erişmeden başladı. Ondan sonra yavaş yavaş safa gitti. O rekatı de tam saydılar. Sonradan kalktı, boynu kaza etmediler. فَمِنْ ذَلِكَ bu rivayetlerdendir. مَا حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرِ بْنِ يُونَسْ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنِ عَيْسَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ Zeyd ibn Mensur diyor ki ben Mescid-i Şerif'e girdim. Ene ve ibn Mesud radıyallahu anh. Ben bir de Abdullah ibn Mesud Mescid-i Şerif'e girdik. Fedrekne'l imam imamı bulduk ve verakun namaz kılıyor. Ferekana biz rükû ettik yani namaza başladık. Tümme meşeyna sonra yürüdük. Hatta istaveyna bis saf. Ondan sonra namaza safın gerisinde başladık diyor. Ondan sonra yavaş yavaş yürüyerek safa da lahik olduk. فَلَمَّا قَدَ الْاِمَامُ الصَّلَاةِ vaktaki imam namazı bitirdi. قُمْتُ بَنْ قَقْتُمْ لَاَقْضِيَ قَزَيْدَيْنِ yani o geride tekbir alıp kıldığım reketi saymadım ben diyor. Boynu kazaya kalktım. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ Abdullah bin Mesud buyurdu ki قَدْ اَدْرَكْتَ الصَّلَاةِ sen namaza idrak ettin. Yani kalkıp boynu kırmak. Şimdi bundan ne anlaşıldı? Safa erişmeden geride başlamışlar. Ondan sonra yavaş yavaş safa gelmişler. Demek ki o arada bir reketi böyle kılmışlar. Namazdan sonra o zat kalkmış ki o reketi kaza etti. Abdullah bin Mesud buna lüzum yoktur. Biz namaza bulaştık. Ne çıktı bundan? Safa girmeden bir adam bir rekette kılsa o namazı caizdir. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سليمان قال حدثني سيار بن الحكم عن طارق قال كنا مع ابن مسعود رضي الله عنهما جلوسا طارق diyor ki biz Abdullah bin Mesud'la oturuyorduk feca azinuhu ona haber vereni geldi فقال قد قامت الصلاة namaz namaza kamet getirildi diye haber verdi ona فقام وقمنا o kalktı, biz de kalktık. فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ Mescid-i Şerif'e girdi. فَرَأَ النَّاسَ رُكُوعًا baktı ki nas namazdalar. فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ Mescidin ön tarafında namaz kılıyorlar. فَكَبَّرَ tekbir aldı. فَرَكَعَ namaza başladı. وَمَشَى başladı yavaş yavaş yürümeye. Tekbir alıp namaza girdikten sonra yavaş yavaş yürümeye başladı. وَفَعَلْنَا مِسْلَ مَا فَعَلْ biz de onun gibi yaptık.
Biz de Allahu Ekber dedik, namaza başladık. Ondan sonra yavaş yavaş yürüdük. Sonradan o namazı da, o hareketi de kalkıp kaza etmediler. İşte bu rivayetler delalet ediyor ki, safa girmeden tekbir alıp namaza girmek caizdir. فَيْنِ اَعْتَلَّ فِي هَذَا مُعْتَلُّ Bir mu'tel sahibi, yani sual sahibi, itiraz eden bir adam, illet bulsa da itiraz etse, dese ki, بَاَنَّ عَبْدُ اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّسُوا اِنَّمَا فَعَلَ ذَٰلِكَ Bunu yaptı. لَاَنَّهُ صَارَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ صَفَّ O dedi ki, Abdullah bin Mesud bunu yaptı ama onlar saffı değil. Çünkü kendisi var, kendisinin yanında bir adam, iki adam da oldu mu saf olur. Binaenaleyh bunlar tekbir aldıkları vakitte bir saftaydılar. Ama öndeki safta boşluk var idi, gitti onu doldurdular. Tek başına değil idi, böyle itiraz ederse. قِيلَ لَهُ Ona denilir ki, فَقَدْ رُوْيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَابِتٍ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında Zeyd ibn-i Sabit'ten de rivayet var. O da nedir? مَا شُلْ بِالْحَدِسِ لِكِ حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ قَالَ رَيْتُ زَيْدَ بْنِ ثَابِتْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ Ben Zeyd ibn-i Sabit'i gördüm diyor. Ebi Umar'la radıyallahu anh diyor ki, Zeyd ibn-i Sabit dehalel mescide, mescide girdi. وَالنَّاسُ رُكُعُنْ Nas da namazdaydılar. فَمَشَى يُرُدِ حَتَّى اِذَا اَمْكَنَهُ اَنْ يَصِلَ اِلَى الصَّفْ Safa erişmeye yaklaşınca, evet, وَهُوَ رَاكُعُنْ Halbuki o rükû ediciydi. Yani namazı murad ediciydi. فَكَبَّرَ تَكْبِيرَ aldı فَرَكَعَ Namaza girdi. ثُمَّ دَبَّ Sonra yürüdü. وَهُوَ رَاكُعُنْ O da namazda. حَتَّى وَسَلَ الصَّفَّ Hatta safa erişti. Yani baktı ki namaz onlar kılıyorlar. Hemen yaklaştı safa, yaklaşır yaklaşmaz Allahu Ekber dedi. Namaza girdi. Başladı. Ondan sonra yavaş yavaş yürüdü. Safa vasıl oldu. Daha hani Abdullah bin Mesud'un fiilinde itiraz etti ki onlar 2-3 kişi saf olmuştular. Zeyd bin Sabit'in yanında kimse yoktu. Saf olmamıştı. Haddesena Yunus'u kâle haddesena bin Vehbin kâle haddeseni Malik'in Vebbin'u Ebi Zibin an İbni Şehabin fezekere bi isnadihi mislehu. Yine bu başka bir sırtla bu hadisi şerifi zikreyledi. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابن ابي الزناد قال اخبرني ابي عن خارجه بن زيد بن ثابت قال ان زيد بن ثابت كان يركع على عتبه المسجد مسجدين eşiğinde namaza başlardı ve vechu ilel kıble yüzü de kıbleye olurdu sümme yemşi sonra yürürdü mu'tariden mu'tarid olarak ala şıkkihil eymen sağ tarafına sağ tarafını daima ileri getirerek Vataris dedi ki bu yani bir sağ bir sol değil de daima sağ tarafı öyle böylece yürürdü sümme ya'teddu biha sonra bu kılmış olduğu namazı da sayardı in vasale ile saf safa vasıl olsun evlem yasın vasıl olmasın yani o safa varıncaya kadar olur ki namazı bitirmiş olurdular safa vasıl olmadan namaz bitti fakat o onu sayardı safa yahut da safa erişirdi. Erişsin, erişmesin, ta mescidin kapısındayken hemen Allahu Ekber der, imamı uyardı. Mesele cemaati fevk etmiyor ya, ben cemaate kavuştu. Ondan sonra yavaş yavaş iki adım gidip bir duracak, iki adım bir duracak. Yalnız bunda yürümeyi de öğretiyor da sağ tarafını ileri götürür. Demek ki sağ adamını bir adım atacak, solu onun yanına çekecek, bir adım daha atacak, solu onun yanına geçecek, duracak. Orada üç defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar duracak. Tekrar iki adım daha atacak. Fakat bu hadisten diyor ki Mu'tariden ala şıkkı ileymin daima sağ tarafını ileri getirirdi. Bir sağ bir sol atmazdı. Sağını atar, tekrar solunu sağının yanına alır, tekrar bir adım daha atardı. O şekilde yürüdü Zeyd bin Sabit. Oldu ki ta ileride cemaate varıncaya kadar vakit geçer onlar selam verirler. Verirlerse olduğu yerde kalkar namazını tamamlardı. O kılmış olduğu rekati sayardı. Zaten safa yetiştiyse imamla beraber kıldığı ne getirirse onu sayar, gerisini kesa eder.
فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir azam itiraz etse, dese ki فَاَنْتُمْ تُخَالِفُونَ siz muhalefet ettiniz. مَا قَدْ رَوَيْتُمُوهُ عَنِ بِنْ مَسْعُودٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَزَيْتِ Abdullah ibn Mesud'den ve Hazreti Zeyd'den rivayet etmiş olduğunuz hadise siz kendiniz muhalefet ettiniz dese وَتَقُولُونَ siz dirsiniz لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ hiçbir kimseye layık değildir ki اَنْ يَرْكَعَ دُولَ الصَّفِّ saffın gerisinde namaza başlasın. Bu layık değildir. Yukarıda zikretti ya, diyor ki siz öyle bir şey rivayet ettiniz Abdullah ibn Mesud'den ve Hazreti Zeyd'den ki saffa varmadan namaza başlamasın. Şimdi ona muhalefet ettiniz. قِيلَ لَهُ adama denilir ki نَعَمْ dediğin doğrudur. وَلَكِنْ اِحْتَجَجْنَا بِذَٰلِكَ عَلَيْهِ biz o rivayeti yaptık fakat bunları niçin getirdik? Senin aleyhine hüccet olsun diye. لِنَعْلَمْ لِتَعْلَمَ bilesen ki اَنَّ اَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in eshabi. لَا يُبْطِلُونَ iptal etmezler. صَلَاةَ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ namaza girenin namazını iptal etmezler. قَبْلَ وُسُولِهِ اِلَى الصَّفِ safa vasıl olmazdan evvel kılmış olduğu namazı iptal etmezler. Mesele bu. Evet, bir adam hemen tekbir almasın, safa vasıl olsun, sonra tekbir alsın. Fakat şayet safa vasıl olmazdan geride tekbir alır da yavaş yavaş yürüyerek gelip safa girerse, Ashab-ı kiram bu kılmış oldukları namazı iptal etmediler. Biz de bunu hüccet getiriyoruz ki batıl olmaz. Evet. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam diye itiraz etse ki, dese ki فَمَنْ لَذ۪ي ذَهَبْتُمْ اِلَيْهِ فَمَا نَدِرْ اَلَّذ۪ي اُلْ بِشَيْ كِ ذَهَبْتُمْ اِلَيْهِ buna zahip olduğunuz. Bu kavle siz zahip olduğunuz bu nedir? حَتَّى خَالَفْتُمْ عَبْدَ اللّٰهِ وَزَيْدَ hatta Abdullah ibn Mesud'e ve Zeyd ibn Sabit'e muhalefet ettiniz. قِيلَ لَهُ ona denilir ki مَا اُلْ بِشَيْ كِ قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ bu babda rivayet eyledik mi? Hadis-i Ebi Hureyre'de radıyallahu anh Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisinden لَا يَرْكَ وَحَدُكُمْ دُونَ الصَّفِ safın gerisinde sizden biriniz namaza başlamasın. حَتَّى يَأْخُدَ مَكَانِهُ مِنَ الصَّفِ hatta saffa gelip erişinceye kadar. وَقَدْ قَالَ بِذَٰلِكَ halbuki bununla da hükmetti. Hasan-ı Basri'de böyle hükmetti. Evet. حَدَّسَنَا ابْنَ اَبِي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا الْقَوَارِيرِ قَالَ حَدَّسَنِي يَحْيَ بْنُ سَعِيدِ اَنِ الْاَشْعَسِ اَنِ الْحَسَنِ Hasan-ı Basri'den rivayet eyledi ki اَنَّهُ كَرِهَ مَكْرُهُ gördü اَنْ يُرُكَعَ دُونَ الصَّفِ yahut da اَنْ يَرْكَعَ وَاحِدٌ مِنْكُمْ demek sizden biriniz namaza başlamasını دُونَ الصَّفِ safın gerisinde bunu mekruh gördü. Evet, evet, biz de böyle diyoruz. Yani mekruhtur. Bir adam saffa girmeden namaza başlaması mekruhtur. Fakat siz diyorsunuz ki eğer saffa girmeden namaza başlarsa namaz fasittir. Biz fasit demiyoruz. Mekruhtur fakat fasit değildir. Nitekim ashab-ı kiram bunu yapmışlardır ve namazı da saymışlardır. Bir adam şayet tek başına geride kılarsa namazı fasit olmaz. Yalnız mekruh olur. Hüküm bu. وَكُلُّ مَا بَيِّنَّا فِي هَذَا الْبَابِ bu babda beyan ettiğimiz bunların hepsi مِنْ هَذَا bu meseleden وَمِنْ اِجَازَةِ صَلَاتِ مَنْ bir kimsenin namazının caiz olmasından ki صَلَّ خَلْفَ الصَّفْ safın peşinde kıldı. هُوَ قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمُّ اللّٰهُ تَعَالَى